Hepinize merhaba. Manyasa böyle haftanın ilk gününde, günün çok sıcak bir saatinde geldik. Baba evine uğradık. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığına. Oradan da belediye başkanımıza hayırlısı olsun ziyaretine geldik. Siz burayı bir mitinge çevirmişsiniz. Buraya toplandınız. Çok teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Belediyeyi bundan önce de iki dönem biz yönettik. Önceki dönem belediye başkanımızdan da memnunduk. Kendisi aday olmadı. Örgütümüz talep etti. Biz Türkiye'de nerede bir ilçe örgütü ön seçim istediyse oraya sandığı koyduk. Ve ön seçimden değerli başkanımız birinci olarak çıktı. Partililerimiz de onu bağrına bastı. Zorlu bir seçim sürecinde %46 gibi bir oyla Manyas'ı yeniden Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Bu dönemin önemli bir özelliği var. Bundan önce Manyas bizdeydi ama büyükşehir bizde değildi. Büyükşehir olmayınca ve 2014'ten beri büyükşehir yasasının büyükşehire verdiği yetkilerle ilçe belediyesinin imkan ve kabiliyetleri çok zayıftı. Halen zayıf. Ama Ahmet Akın'ın büyükşehir belediye başkanı olmasıyla, ilçe belediyesiyle uyumlu çalışmalarıyla, işte şimdi kırsal mahallelerde, eski adıyla köylerde kilit taşların döşenmesiyle, altyapı hazırlık projeleriyle, bundan sonrasına yönelik olarak artık Manyas çok daha iyi hizmet alacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama Manyas'ın sorunu iktidarın Manyas'ı gözden çıkarmış olması. Burayı ikinci sınıf bir ilçe olarak görüyor olması. Maalesef Manyas'ın hem siyasi tercihlerinden dolayı hem de iktidarın bakış açısından dolayı buraya bir ihmal etme, bir hor görme anlayışı var. Biz bunu Büyükşehir Belediyesi yetkileri dahilinde elimizden geldiği kadar aşacağız. Burada nüfus 18 bin, 19 bin. Bandırma'da yaşıyor 50 bin tane Manyas'tı. Manyas devamlı dışarıya göç veriyor. Oysa ki burasının bir cazibe merkezi haline gelmesi lazım. Kuş cenneti var, aynı ismi taşıyor. Sınırlarımızın dışında ve bundan yerli turizm anlamında da, uluslararası turizm anlamında da istifade edemiyoruz. Ama şuna inanıyorum, yapılacak ilk seçimlerde artık Manyas yerelde nasıl uzun yıllardır CHP'den vazgeçmediyse, başkalarına inat, o Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tutumunu sürdürüp büyükşehirde de Cumhuriyet Halk Partili yaptıysak, bundan sonraki ilk seçimlerde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de bir Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanı yönetecek. İşte o zaman geçmişte ne kadar ihmal edildiysek o kadar telafi edilecek eksiklikler, elden gelen fazlasıyla yapılacak. Bu süreçte kardeş belediyecilik uygulaması kapsamında başkanımızla konuştuk. Elimizden ne gelirse yapmaya çalışacağız. Beylikdüzü belediye başkanımızla görüşecek, geçmişten gelen bir protokolümüz var. Kapalı pazar yeri sözünün yere gelmesi için bir gayret olacak. Yapılacak yerle ilgili bir mesele varsa, o sorun aşılmazsa onda inat etmek yerine en uygun bir yerde, en uygun koşullarla sizlerin de rıza göstereceği bir proje ve finansman yöntemiyle kapalı pazar yeri sorununu da çözeceğiz.
çok amaçlı salonlarla ve bundan sonraki süreçte Manyas'taki insanların istedikleri en iyi belediyecilik hizmetlerini yapmak boynumuzun borcu. Sayın Başkanıma söyledim. Geçmişte başarılı belediye başkanlarımızın bulunduğu bir yer burası. Kendisinin de bu görev döneminde yaptığı işlerle adını Manyas'ın iz bırakan belediye başkanı olarak tarihe kazımasını umut ediyorum. Onu size emanet ediyorum ama her biriniz de belediye başkanımıza emanet ediyorum. Bundan sonraki süreçte her gün biraz daha heyecanlıyız. Çünkü bugünün dünden farkı ne? Bugün iktidara dünden daha yakınız. Yarının bugünden güzelliği de yarın daha da yakın olacağız. Her gün bir bir iktidar yürüyüşümüz adım adım gün gün ilerliyor. Parti kurulduğu gün Türkiye'nin birinci partisiydi. Son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi oldu. Bütün anketlerde Türkiye'nin birinci partisi. Göreceksiniz nasıl geçen seçim söz verdim kurultayda. Dedim ki Ecevit'in yaptığı gibi 70'lerde girdiği iki yerel, iki genel seçimden partiyi birinci parti çıkardı. İlk yerel seçim bitti. Dediğim gibi gece 12.30'da çıktık, partiyi gösterdik. Söz verdiğimiz gibi ışıklar ışıl ışıl yanıyordu. Sabaha kadar bu partinin 973 ilçesinde ışıklar yandı. Gelecek seçimde de sabaha kadar o ışıklar yanacak. Cumhuriyet Halk Partisi gelecek seçimlerde de Türkiye'nin birinci partisi olacak. Buna yürekten inanıyorum, hepinizin inanmasını istiyorum. Bunun önüne kim engel olabilir? Vallahi ne Tayyip Bey olabilir, ne Devlet Bey olabilir, ne geçmişleri karanlık, bugün söyledikleri bulanık, anayasanın ilk dört maddesine karşı çıkan Hüdaparlı, geçmişin Hizbullahçı domuz bağcıları olabilir. Anayasanın dördüncü maddesine karşıyım diyor. Ne var dördüncü maddede? Ay yıldızlı al bayrak var. Ne var dördüncü maddede? Anıtkabir'e ev sahipliği yapan başkentimiz Ankara var. Ne var dördüncü maddede? Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal diyen Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı istiklal marşımız var. Ne var dördüncü maddede? Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir var. Bunlardan rahatsız olanlar bu yol yürüyüşümüze engel olamazlar. Bizim yol yürüyüşümüzde bize zorluk çıkaracak şey Cumhuriyet Halk Partililerin birbiriyle iyi geçirmemesi olur. Sözüm meclisten dışarı, meydandan dışarı ama ilçeyle belediye, ilçeyle il, ilçe belediyesiyle büyükşehir. Etle tırnak gibi, bir elmanın iki yarısı gibi olunacak. Sorun çıkaranla benim sorunum var. Sorun çıkarmayan başımın üstünde. Çünkü hep birlikte bir tane sorumluluğumuz var. Bu partiyi iktidar yapmak. Onu yapana kadar çalışacağız hep birlikte. Yaptıktan sonra duracak mıyız? Hayır. Bakın Tayyip Bey 2017'de dedi ki enflasyonu tek haneye indireceğim. Aldı %12'deki enflasyonu kendi hesabıyla %68'lere çıkardı. Büyük krizler sonucunda enkaz devraldım diyordu. Ecevit 29'la verdi. Bugün enflasyon 59. %85'leri gördü. TÜİK'e göre gördü. Tayyip'i üzmeyen İstatistik Kurumu'nun baş harfleri. Gerçekte %125 enflasyonları gördü. Enflasyonu düşürmek de, maaşları yükseltmek de, fiyatları düşürmek de, sizin alım gücünüzü arttırmak da, emekliyi
insanca bir emeklilikte yaşatmak da asgari ücrete evrensel standartlarda bir kazanç getirecek maaş haline getirmek de, ürünlere en uygun taban fiyatı vermek de, şeker fabrikalarından tutun bunların göz diktiği bütün varlıkları korumak da, bu devletin yapması gereken her şeyi yapmasını, vatandaşına sahip çıkmasını, bu ülkenin zengin bir ülke haline gelmesini sağlamak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin boynunun borcudur. Çünkü bütün dertlerin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Bunun için birbirinize sahip çıkın. Buraya gelenler kadar gelmeyenler bizim için kıymetlidir. AK Partili'yi, MHP'liyi kenarda, dışarıda bırakmayın. Onlar da bıktı. Bıçak kemiğe dayandı. Artık oy vermeyecekler. Bir kısmı vermedi. Bize verdi. Hepiniz biliyorsunuz. Bir kısmı sandığa gitmedi. Ama yıldı hepsi. Yıldı. Kimse fakirliğe oy vermez. Kimse yoksulluğa, işsizliğe oy vermez. O insanlara hep birlikte sahip çıkacağız. Ama itmeyin. Koluna girin. Biz iktidar olduk mu kimseyle derdimiz yok deyin. Teminatı benim komşu deyin. Uzak durma deyin. Geleni partiye getirin. Gelmeyeni evinde ziyaret edin. Tarlasında ziyaret edin. Kahvede yanına oturun. Domino oynarken onu izleyin. Ama ikna edin. Ve artık bu iktidardan kaçışı hızla devam ettirelim. Bu gidişle olursa bir seneyi geçmeden, bir seneyi biraz geçe, seneye Kasım'da bir erken seçimden kaçamazlar. Ve o seçim günü geldiğinde 100 yıl sonra yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi iktidar partisi olacak. Yine bu milletin yüzünü güldürecek. Yine Türkiye şaha kalkacak. Yine Türkiye gelişmiş ülkelerin korkulu rüyası olacak. Yetişecek, onları aşacak. Avrupa Birliği'ne girecek. Parası değer kazanacak. Biz Tayyip Bey gibi hem giderlerden hem gelirlerden değil, hem masraftan hem maaştan değil, 6-0 ama bütün giderlerden bir sıfır atacağız. Tayyip Bey oradan da attı, buradan da attı. Aynı hesap. Hiçbir şey değişmedi. Biz maaştan atmayacağız, fiyatlardan bir sıfır atacağız. Bugünkü maaşla mazotun 4 lira olduğunu düşünün. Bugünkü maaşla kıymanın 55 lira olduğunu düşünün. Pirzolanın 70 lira olduğunu düşünün. Bugünkü maaşla bütün fiyatlara bakın, bir sıfır atın. Avrupa Birliği'nin alım gücü o. Avrupa Birliği'nde emekli bizden 12 kat fazla alım gücü var. O noktaya 10 yıllık CHP iktidarında ulaşacağız. Yarısına ilk 5 yıl, ikinci yarısına ikinci 5 yıl. Bundan sonra çarşıya çıktığınızda, pazara gittiğinizde, kasaba gittiğinizde, bakkala gittiğinizde etikete bakın. Deyin ki bir sıfır atın, CHP gelince böyle olacak deyin. Ben görmediysem 10 sene sonra oğlum görecek. 20 sene sonra torunum daha iyisini görecek deyin. AK Partili'ye, MHP'liye deyin ki bir sıfırı kapatın, CHP gelirse böyle deyin. Çay kaç para Manyas'ta, 12 mi 10 mu? 7,5. Deyin ki 75 kuruş olacak çay. CHP gelirse çay 75 kuruş. Mazot 4 lira, dana kıyma 55 lira. 10 kat fazla alım gücü. Ne sayede? Avrupa Birliği sayesinde. Oraya giren o hedefe ulaşıyor. Bunlar bıraktılar, yönü başka tarafa çevirdiler. Bizim istikametimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği taraftır. Çok basit. Yönü o tarafa çeviriyoruz. Selanik'e, Paşa'ya selamı çakıyoruz.
Avrupa Birliği'ne giriyoruz, bu milletin yüzünü güldürüyoruz. Başka yolu yok. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkan size emanet, ilçe başkanımız size emanet, ikisi birbirine emanet. Hep beraber yürüyeceğiz, iktidara kavuşacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.